Merhabalar değerli izleyiciler, Sağlık gündemine hoş geldiniz. Bugün hayvanlarda kök hücre tedavisini konuşacağız. Konuğumuz veteriner hekim Hande Mutlu. Hoş geldiniz Hande hoş bulduk. hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Teşekkürler. Bugün İstanbul'da çok yağmurlu bir evet, hava var. Kötü bir hava. Nasıl var. geldiniz? Biraz trafik vardı ee, yani herhalde. Yani çok zorlanmadım. Biraz yeri bulmakta sıkıntı çektim. <laughs> Tanıyan arkadaşlarım bilir. Evet. yol özürlüğümdür Ama kolay oldu. Hoş geldiniz tekrar. Hoş e, kök hücreyi konuşmak istiyoruz hı hı. hayvanlarda. Kök hücre nedir? Nasıl elde edilir? E, kök hücre vücudumuzu oluşturan ana hücrelerdir. Bütün vücudumuzdaki organ ve dokuları oluşturan ana hücrelerdir. E, eldesine gelince tabii kaynakları çok fazla kök hücre kaynakları. Bunu beşeri tıpta, medikal estetik tarafında da hani birçok kişi duymuştur. Hı hı. Ama biz e, kedi ve köpeklerde yağ dokudan, elde ettiğimiz mezenkimal kök hücre kaynağını kullanıyoruz. E, tabii bunu tercih etmemin sebepleri var. Çok daha güvenilir olması, e, kolay elde edilebilir olması ve e, şu anki sistemde e, elde etmek için her zaman anesteziye ihtiyaç duymamamız diyebilirim. Çok güzel. Ee, i̇nsanlarda kök hücre uygulandığını biliyordum ama hayvanlarda uygulandığını yeni duyuyorum. Daha eminim pek çok seyircimiz de e, yeni hı hı. duyuyor. Onları aydınlatmak adına e, kök hücreyi e, nasıl e, hangi hastalıklarda uyguluyorsunuz? E, şimdi kök hücre ortopedik hastalıklarda çok rahat kullanılabiliyor. E, dahili vakalarda ben böbrek hastalıklarında kronik böbrek yetmezliğinde terminal evreye gelmeden e, uyguladığımda çok e, başarılı sonuçlar alıyorum. E, nörolojik hastalıklarda özellikle bu omurilik hasarlarında hı hı. bölgeye vermek suretiyle kullanabiliyoruz. E, şimdi kök hücre tabii bozulmanın olduğu her yerde yenileme yaptığı için dejenerasyonun olduğu, vücutta dejenerasyonun olduğu birçok hastalıkta kullanılabiliyor. Otoimmun hastalıklar yine kullanılabiliyor. E, Son derece otoimmün hastalıklarda kullanımı son derece güzel oluyor. Çünkü e, vücutun kendi immünolojik sistemini de dengeliyor. Hı hı. E, dolayısıyla bunları sıralayabiliriz. Diyabet gibi e, yine köpeklerde görülen miyasthenia gravis diye bir otoimmün hastalık var. E, tedavisi ilaç kullanımına bağlı olarak devam ediyor. E, bu hastalarda uyguladığımızda ilaca bağımlı kalmadan yaşam ömrünü daha kaliteli ve daha sağlıklı geçirmesini sağlayabiliyoruz. Otoimmün derken bağışıklık sisteminin düşük evet. olmasını mı kastediyorsunuz? Ee, vücudun kendi bağışıklık sistemindeki hasara bağlı olabilir, olarak olabilir. oluşan hastalıklardan evet. bahsediyorum. Myasthenia, bunlardan bir tanesi. Hı hı. İşte ee, işte atopik dermatit bazı dermatolojik hastalıklardan cilt hastalıkları. Evet, mesela mantar duymuşsunuzdur belki. Evet. Ee, bunlardan bir tanesi. Yani mantarda bile evet bir etken var ama e, sonuçta patojen hale gelmesi için vücuttaki bağışıklık sistemi zayıfladığı Hı -hı. durumda bu ortaya çıkıyor. Evet. Ee, bunun gibi kaynamayan ortopedide kaynamayan kırıklarda kullanabiliyoruz. Ne kadar önemli. Dolayısıyla hem tedavi sürecimizi kısaltıyor, hem de tedaviye ciddi yardımcı oluyor. Ama burada tabii özellikle belirtmek istediğim bir şey var: kök hücre tedavisi tek başına mucizeler yaratmıyor. Hı hı. Yani koşulların uygun olması gerekir, doğru tanı, doğru tedavi ve bununla beraber protokolün doğru hazırlanması. Üçü birleştiği zaman evet yüksek başarı şansı elde ediyoruz. Ee, yani kök hücreyi tanımlamamız gerekirse hayvanın kendi hücresinden alınan e, sağlam hücre mi oluyor acaba? Nasıl? Ee, şimdi kök hücre iki türlü uygulanabiliyor. Bir tanesi kendi hayvanımızın yağ dokusundan, göbek cilt altı yağ dokusundan aldığımız yağdan elde edilen kök hücre. Hı hı. Diğeri de e, sağlıklı hayvanlardan elde edilmiş hazır banka var Aa, evet. için. Buradan da temin edebiliyoruz. Yani bir böbrek hastası, kronik böbrek hastası bir e, kedimizde ben e, o çocuğu anesteziye almak istemiyorum. Çünkü Tabii. anestezi bu aşamada bir risk oluyor. Dolayısıyla evet. hazır kaynağı istiyorum ama e, kedi ve köpek sahibi benim kendi hayvanımdan eldesini isterse o zaman evet anestezi altında küçük bir yağ dokusu alınıp iyi üretim koşullarına sahip ve sadece veteriner tıp için tasarlanmış olan laboratuvara gönderiliyor. Ve burada hücre kültürüyle üretilip tekrar bize gelip biz de uygulamasını yapıyoruz uygun yolda. Çok güzel. Peki sadece kedi ve köpeklerde mi uygulanıyor? Şu an için evet. Ama birçok hayvanda uygulanabilir. Hatta uygulanabilir. Önemli olan burada e, kök hücrenin aynı türden olması. Yani kök hücre aslında türler arası da yapılabilen bu uygulama. Ama tabii bu evet. dünyada bir takım etik kurallardan yaygın değil. Ama e, biz şu anda sadece kedi ve köpekte uyguluyoruz. En çok hangi hastalıkların tedavisinde uygulanıyor kök hücre yöntemi? E, ortopedik hastalıklarda yani eklem problemleri. Ee, orta düzeyde osteoartrit mesela eklem kireçlenmesi dediğimiz sadece de ee, yine kaynamayan kırıklarda Hı -hı. bazen e, otoimun hastalıklarda çok fazla kullanıyoruz ve e, dahili hastalıklardan e, kronik böbrek yetmezliğinde ben e, çok fazla kullanıyorum. Peki ameliyatla mı kök hücreyi alıyorsunuz hayvandan? Evet, eğer kendi dokusundan alınacaksa anestezi altında göbek cilt altı yağ dokusundan küçük bir yağ parçası alınıp laboratuvara gönderiliyor ve orada üretilip onu temin ediyoruz. Ne kadar sürüyor bu? Ne kadar sürede sonuç alınıyor? Üretim için mi? Evet, üretim için. 10-15 gün. Ne kadar, kadar bir süre değilmiş. beklememiz gerekiyor? Çünkü hücre kültürü yapıldığı için evet. yağ dokudan ayrılıyor, oraya ekiliyor, sonrasında bir takım analizleri var. dolayısıyla bunlar tamamlandıktan sonra güvenli bir şekilde alıyoruz hücreyi. Sonra kök hücreyi hayvana uyguluyorsunuz. Ondan sonraki süreç ne kadar sürüyor acaba? E, uygulaması çok kısa. E, lokal damar içi, kas içi uygulama yapabiliyoruz. Ortopedik vakalarda genelde e, lokal uygulama tabii tercih ediliyor. İşte bir o omurilik zedelenmesinde evet. bölgeye veriyoruz. Ee, tabii bunların dediğim gibi protokolleri hastanın türüne ve hastalığın şiddetine göre değişebiliyor. Hı hı. Bazen üç yoldan da e, vermem gerekebiliyor. E, ama en azından e, çok hırçın olmayan ya da çok ağrılı olmayacak lokal uygulamalar için çok anesteziye gerek duymuyoruz. Ama anestezi yapmamız gerekirse de küçük bir sedasyonla aslında buna tam bir anestezi denmiyor. Küçük bir sedasyonla ayrın, biraz sakinleştirip uygulamamızı yapıyoruz. Peki maliyetli mi? Hayvanseverler olarak benim de bir kedim var ve <laughs> yani onu sormak istiyorum. Ee, size. tabii maliyetli bir uygulama. Ha evet. ee, Hücre hücrenin temini noktası aslında maliyetli. Uygulama tarafında tabii ki uygulama ücreti de var ama hücrenin temini biraz maliyetli oluyor. Doza göre değişiyor. Ee, dolayısıyla biraz ...fazla olabiliyor bazen. <laughs> Ama değer hayvanlar yaşayacaksa. Hayvan hastalıklarında... ...PRP uygulamasına geçmek istiyorum. Bunu nasıl gerçekleştiriyorsunuz? E, PRP şöyle... ...PRP hayvanın kendi kanının... alınıp özel bir santrifüj işleminden... ...geçirilerek... E, ...kanın üstte kalan... ...trombosten zengin kısmının alınıp... E, ...tekrar hayvana verilmesi... ...işleminin adı. Hı hı. E, bu trombosten zengin olan sıvı nın içinde büyüme faktörleri çok miktarda bulunuyor. Ee, bu da kısa bir işlem. Yani sadece kanı alıp e, makineden yaklaşık bir işte 10 15 dakika kullandığınız cihazın e, özelliklerine göre değişen bir şey bu. Yaklaşık yarım saat içinde tamamlanabilen bir uygulama. Çok güzel. Peki peripe uygulaması ile kök hücre uygulaması arasındaki fark nedir? Tabii çok ciddi bir fark var aslında. PRP, e, hani bir böyle skorlama yaparsak en alttaki basamak, hmm. kökücü artık bunun en üstü. Arada evet. olan bazı uygulamalar da var tabii ki. SVF uygulaması gibi. E, PRP tamamen kişinin e, kendi kanından alınan, kendi kanının alınmasıyla elde edilen bir sıvı. E, burada e, sağlıklı hayvanın kanını kullanmanız mümkün değil. PRP'yi damar içi vermeniz mümkün değil. Sadece lokal uygulama yapabilirsiniz ve indikasyon alanları da çok sınırlı. Yani PRP'yi daha çok yara ve yanık tedavilerinde kullanabiliyoruz. Ee, Eklem içlerinde evet kullanabiliyoruz. Ama onun dışında dahili hastalıklarda veya otoyumun hastalıklarda maalesef kullanamıyoruz. Kök hücre ise dokunun kişinin kendi dokusundaki ana hücrelerin eldesi. Yani biz daha anne karnımızdayken bizi oluşturacak olan Hücrelerin toplanması, kültüre edilmesi ve üretilmesiyle yapılan bir işlem. Dolayısıyla bir etkinlik karşılaştırması yapabilirsek kök hücre tek başına tabii ki çok daha faydalı. Ama şunu da söylemekte fayda var: ortopedik vakalarda, bazı hastalıklarda kök hücre ve PRP tedavisi birlikte de yapılabiliyor. Peki kök hücrede güvenilirlik çok önemli. Ee, bunu nasıl e, anlayacağız? Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Evet, Bu aslında e, benim çok önem bir evet, konu. Şöyle şimdi e, tabii baktığımızda e, kaynağın temini önemli aslında. Yani kök hücreyi elde ettiğiniz yer, bu Hı -hı. kök hücrenin üretildiği laboratuvar. Hı -hı. Bir kere iyi üretim koşulları olması gerekiyor. Bizler veteriner hekimiz ve... Konuşamayan canlılara bu uygulamayı yapıyoruz. Aslında sahipleriyle beraber onlar adına karar veriyoruz. Evet doğru. Dolayısıyla biraz daha hassas davranılması gerektiğini düşünüyorum. E, kök hücre beşeride üretilen bir üretim alanından hayvanın dokusu oraya girerek üretilip dışarı çıkarılabilecek bir uygulama olmamalı. E, bu sadece veteriner klinikleri için ve hayvanlar için üretim, üretim yeri tasarlanmış, veteriner laboratuvarı oluşturulmuş bir alanda üretilip öyle hekimlere ulaşılması gereken bir şey. E, tabii bu arada kaynakların sorgulanması da önemli. Yani e, siz benden bir e, kökücü uygulaması istiyorsunuz. E, o çocuğun sahibi olarak, onun adına karar veren kişi olarak bu dokunun hangi hayvandan alındığını Hayvanın işte e, hastalıkla ilgili analizleri yapılmış mı, aşıları tam mı? E, bunun yanı sıra bulaşıcı olan hastalıklara bakılmış mı? Bu doku tamamen saf ve ali mi? Bunu sorgulamanız gerekiyor evet. ki e, kendi çocuğunuzda yaptığımızda hani bir tarafı bir hastalığı düzeltelim derken başka bir problem açmayalım. Yani bu, bu konuda e, bu şekilde davranmayan yerler de var. Onları hayvan evet. sahiplerinin dikkat etmesi gerekiyor. Evet, kesinlikle, kesinlikle öyle. <laughs> Ve bunu veteriner hekimimizde mi sorarak sorgulayacağız? Ee, Nasıl denetleyebiliriz? Aslında öyle. Veteriner hekimin hangi kaynağı kullandığını, hangi laboratuvarla çalıştığını sorgulamaları gerekiyor. <laughs> Çünkü dediğim gibi beşeri tarafta şu anda olan problem... Beşeri yerlerde üretilip bize geliyor. Hayvan dokuları beşeri laboratuvarlara gidiyor. Oradan üretilip bize de gelebiliyor. Ben bir hekim olarak buna karşı bir insanım. Uygun ve doğru olduğunu düşünmüyorum. Tabii hem ki. insan sağlığı açısından hem hayvan sağlığı açısından. Dolayısıyla sadece hayvan, kedi ve köpek hücresini çalışan veteriner laboratuvarlarında üretilen kaynakları tercih ederlerse ve hekimlerine kök hücre tedavisi sorarken özellikle bu konuyu birazcık Pardon. irdelerlerse Sanırım çok sağlıklı olur. Evet çok önemli. Bence evet. de bu söylediğiniz suistimali de çok açık bir çok konu açık. olduğu için buradan Aynen hayvanseverleri öyle. uyarmış olduk. Çok güzel oldu. Ee, peki hayvanlar mevsim değişikliğinden etkilenir mi? Bir kedim var ben de onu sormak istiyorum. Sanki bu kışa geçtiğimiz zaman daha fazla e, tüy dökmeye başladı. Öyle bir şey olabiliyor mu? E, oluyor. Mevsimsel tüy dökülmeleri var biliyorsunuz. E, bu doğal bir süreci onların fizyolojik doğal bir süreci. Ama tabii ki bütün tüy örtüsünü bırakana kadar değil. Yani evet. bunun bir belli bir termini var, belli bir zamanı var. İşte kıştan yaza, yazdan kışa geçen dönemlerde aşırı tüy dökülmeleri olabiliyor. Aşırı strese bağlı olarak da olabiliyor. Ama devam ederse tabii ki bir hekiminize götürüp danışmanız fayda sağlayacaktır. Peki evcil hayvanımızı hangi durumlarda mesela rutin takibi kastetmiyorum hı hı. hangi durumlarda veterinere mutlaka götürmeliyiz? Ya da nelerini tölere edebiliriz mesela veterinere götürmeyip de? Şimdi kedi ve köpeği aslında ayırmak gerekiyor. Çünkü burada köpekler biraz daha Önce sanki semptom veriyor gibi algılıyorum ben ama kediler ağrı eşikleri hayvanların çok yüksek olduğu için bizim e, onları çok iyi gözlemlememiz gerekiyor. Yani bir kedi ağrısı olduğunu artık son evrede hasta evet. sahibine anlatabiliyor. O da nasıl anlatıyor? Gidiyor bir yere saklanıyor, yemek yemiyor, enerjisini kaybediyor. Ama bize müracaat ettiğinde hasta sahibi ve biz bir takım e, tanı koyma yöntemlerine başvurduğumuzda görüyoruz ki artık bütün kan parametreleri fırlamış, değerler artmış ve gerçekten sona yaklaşılmış. Birçok vaka böyle geliyor zaten. Hı hı. Dolayısıyla ben, kedi köpek sahipleri için bir hayvanın yemek yememesi, Evet bu önemli bir kriter. Eğer gerçekten bir gün içerisinde mızmızlanıyorsa, nazlanıyorsa, yemiyorsa, en fazla ikinci günü vermek gerekiyor. O da ikinci günün yarısını. Çünkü kedilerin metabolizması 24 saat içinde bozulabiliyor. En azından bir hekime götürüp bir genel muayenesini yaptırmakta fayda var diye düşünüyorum. Peki alerjisi olan hayvanlarımız için ne öneriyorsunuz? Yani onlara bazı zamanlarda belli mamalar veriliyor. Sonra o alerji geçti gibi görüyoruz. Biz tekrar başka düz, normal mamaya geçmek konusunda neler söylemek istersiniz? Şimdi alerji tabii etkeni ortadan kaldırmadığınız sürece devam edebilen bir durum ve aynı zamanda otoyumun bir hastalık. Yani vücudun kendi kendine kendi bağışıklık hücrelerinin yaratmış olduğu bir rahatsızlık. Dolayısıyla hani o alerji mamalarını kullanıyoruz. Çünkü o mamaların içerisinde çok sınırlı besin maddeleri var. Sınırlı derken hani şunu da yanlış anlaşılmasını istemem. Beslenmeden geri kalmıyor hayvan. Evet. Ama belli değerleri alerjik olan hayvanlara göre tasarlanmış ürünler bunlar. Dolayısıyla buradan başka bir ürüne geçtiğinde içerisindeki... En ufak bir değişik içerik tekrar bunu tetikleyebiliyor. Hmm, e, alerji testleri var ama de Türkiye'de henüz çok yaygın yapılmıyor hayvanlar için. Yurt dışına göndermek gerekiyor. Aslında en doğru yaklaşım tabii ki hani keşke mümkün olabilse e, kanını alıp alerji testini yapıp neye alerjisi olduğunu belirleyip bunlardan uzaklaştırmak. Ama nüks ediyorsa e, yine kendi bağışıklık sistemiyle ilgili bir problemi vardır bu bir. İkincisi etkene maruz kalmaya devam ediyordur. Çünkü e, sadece gıdasal değil çevresel etkenler de bu alerjiye sebebiyet verebiliyor. Peki biz onların bağışıklığını kuvvetlendirmek için neler yapmalıyız? Bağışıklık sistemini. E, tabii ilk başta stres faktörü biliyorsunuz. Her, her canlı gibi onlar için de önemli. Ben 15 gün bırakıp tatile gittim yazık benimkisi mahvoldu yani. <laughs> evet olur bu <Onu> <laughs> E, stres faktörünü ortadan kaldırmak gerekiyor. E, özellikle evde yaşayan hayvanlar için hani e, şunu iyi irdelemek lazım. Bizim ortamımızda bizimle beraber yaşıyorlar ama e, sonuçta onların bir doğası var. Hani o evde, o doğaya uygun şekilde bir özgürlük tanımlarsak e, sanırım bir %50'sini aşmış oluruz diye düşünüyorum. Ondan sonrasında da yani böyle e, gezineceği mesela kediler için tırmalama tahtası olacak. rahat, işte sıcak kediler uyumayı çok sever biliyorsunuz evet. sıcak ortamda. E, bunu kolaylıkla sağlayabileceği alanlar. E, köpek için köpeğin ırk özelliklerini bilmek, o hı hı. köpeği tanımak çünkü neticede bu ırkların da kendilerine özgü spesifik evet. özellikleri var. Buna göre davranmak daha doğru diye düşünüyorum. İkinci aşamada tabii ki düzgün beslemek. Ee, hani evde sağlıklı formülasyonu hazırlayamayabiliyoruz, ee, içerik dengesini düzgün koruyamayabiliyoruz. Ee, bunun için e, piyasada mevcut olan hazır ticari mamalarla yaşına, ırkına uygun olan ürünleri tercih ederek besleyebiliyoruz. Ve tabii ki yine hekiminizden alabilirsiniz, araştırarak öğrenebilirsiniz. Onlar için zararlı olabilecek besin maddelerinden uzak tutmaya çalışıyoruz. Bir de gıda takviyelerini de öneriyor musunuz? Her zaman değil. Eğer kaliteli düzgün bir mamayla besliyorsanız hı hı. zaten o mamaların içerisinde o hayvanın yaşına göre alması gereken besin değerleri var olduğu için Dışarıdan ekstra bir şey vermek o dengeyi bozuyor. Destek vitaminleri vesaire. E, dediğim gibi çok gerekli olmadığı durumlarda hı hı. E, bunu keyfi kullanmayı ben doğru bulmuyorum, evet. önermiyorum da hastalarıma. Tamam. E, ama tabii ki bazı şeyler maliyetlerle de alakalı. Hani daha orta kalitede, daha alt düzey bir şey kullanılıyorsa o zaman evet yanında bunlar bunlar da verilebilir tavsiyesinde bulunuyoruz. Kök hücreyle ilgili hayvan sahiplerine tekrar söylemek istediğiniz bir şey var mı acaba? Yani üstüne basa basa söylemek istediğim şey kök hücre tedavisi tek başına mucizeler yaratmıyor. Doğru tanı, doğru tedavi ve doğru yol ve doğru yol dozdan verildiği zaman bir başarı şansı elde ediyoruz. İkincisi de az önce vurguladığım gibi kök hücreyi elde ettikleri laboratuvarı ve kaynağı çok iyi araştırsınlar çünkü korkum yakında bu da bir merdiven altına dönecek ve Hayır. bu da uygulamaya ve o minik can dostlarımıza zarar verecek. Dolayısıyla bir de bu konuda dikkat ederlerse bir problem olmaz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Programımıza ederim. Programımıza konuk olduğunuz için tekrar görüşmek dileğiyle İnşallah. Hande Hanım. Değerli izleyiciler kısa bir aradan sonra konuğumuz kalp ve damar cerrahı uzmanı Profesör Doktor Ali Civelek ile karşınızda olacağız tekrar. Değerli izleyiciler, kalp damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Ali Civelek konuğumuz. Hoş geldiniz Ali Bey. Merhaba, çok teşekkür nasılsınız, ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Tıpta her gün yeni gelişmeler oluyor, yeni ilaçlar bulunuyor, tedaviler geliyor yeni. Fakat buna rağmen kalp hastalıkları azalacağı yerde gittikçe artıyor ve şu an bildiğim kadarıyla birinci sırada insanların en çok hastalandığı hastalık olarak. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Her yıl ortalama dünyada 18 milyon kişi kalp damar hastalıklarına bağlı hastalıklardan dolayı hayatını kaybediyorlar. Kalp damar hastalığı aslında bir şemsiye hastalık. Onun altında kalp hastalıkları, damar hastalıkları olarak adlandırılan bacaklardaki dolaşım bozuklukları, beyin hastalıkları ki inme bunların önemli sebebi. Böyle bir grup hastalıklar kalp damar hastalığı olarak adlandırılıyor. Evet. Bunların da temel sebebi damar sağlığımızın maalesef iyi olmaması. Ee, evet, e, bunca gelişmeye rağmen e, kalp damar hastalıklarından dolayı giderek e, artan sayıda insanlar yaşamlarını kaybediyorlar. E, burada çünkü e, temel e, yapılan bir e, aslında e, yanlış bilgilendirme ve hata insanların e, beslenme düzenindeki olan değişiklik. E, gün geçtikçe maalesef her şeyimiz iyiye giderken beslenme düzenimiz ve beslenme kaynaklarımız e, Normal olması gerekenden daha uzaklaştığı bozulduğu için, için mi? bozulduğu için o yüzden bu tür hastalıklar daha sık bir şekilde gündemimize geliyor ve insanlar hayatlarını kaybediyorlar bu hastalıklardan. Kalp da. hastalıklarında beslenmenin önemi nedir? Yani biz kalp hastalığına yakalanmamak için nasıl beslenmeliyiz? Aslında önceden doğru bildiğimiz şeylerin günümüzde bazen yanlış olduğunu farkına varıyoruz gelişmelerle birlikte bu özellikle 45'li yıllardan sonra, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan birçok çalışmada kalp hastalığının temel sebebinin yanlış ve aşırı yağlı beslenmeyle olduğu düşünülerek diyetimizden, normal beslenme düzenimizden yağlar çıkartıldı ve onun yerine onu replase etmek için enerji kaynağı olarak karbonhidratlar implant edildi. Hı hı. Fakat artık günümüzde şunu biliyoruz ki karbonhidratlar özellikle e, sağlıksız karbonhidratlar e, kalp hastalığının ve damar hastalığının e, en önemli sebebi uh -huh. çünkü karbonhidratlarla beraber e, vücudumuzda gereğinden fazla miktarda salınan insülin hormonu e, özellikle e, damar sisteminin damar sağlığının e, hızlı bir şekilde bozulmasına sebep oluyor ve bundan dolayı da işte kalp hastalıkları beyin hastalıkları ya da e, bacaklarımızdaki damar hastalıkları giderek daha sıklıkta ve daha artan Önemli gündemimizi meşgul ediyor. Hiç karbonhidrat yemememiz mi gerekiyor? Ee, aslında karbonhidrat e, temel gıdalarımızdan bir tanesi değil. E, biz bunlara esansiyel e, besin maddeleri diyoruz. Bir insan e, tamamen hiç karbonhidrat almadan e, hayatını sürdürebilir. Çok rahat bir şekilde sürdürebilir. Burada tabii karbonhidrattan e, kastımız e, sağlıklı olan karbonhidratları ayırıyoruz. Bunlar içerisinde e, sebzeler ve bir kısım meyveler e, yer alıyor. Onun dışında karbonhidrat grubu içerisinde adlandırdığımız unlu ve şekerli mamullerin hepsi sağlıksız karbonhidratlar grubunda e, nitelendirildiği en lezzetli için. şeyler. Evet, nitelendirildiği <laughs> Ama yememek için. Yememek onlardan mümkün olduğu kadar uzak durmak lazım. Çünkü bu hastalıkların temel sebebi aslında bu sağlıksız karbonhidratlar maalesef. Peki şeker hastalığının kalp sağlığındaki önemi nedir? E şimdi şöyle bir yanlış algılanma da var e, hastalarımız arasında. E, ameliyat için bana gelen hastaların e, bana ilk sordukları şeyler şeylerden bir tanesi Hocam evet biz ameliyat olacağız ama bizde şeker hastalığı var diyorlar. Ben de onlara diyorum ki zaten şeker hastalığı olmadan kalp hastalığı olmaz. Evet. Yani eğer kalp hastalığı varsa bir kişide e, kalp damarlarında ciddi bir problem gelişmişse onda mutlaka farklı seviyelerde şeker hastalığı vardır. Hı hı. Ya kişi bunun farkında değildir. Ya da farkında ise bu şeker hastalığının kalp hastalığına neden olduğunun farkında değildir. Hı hı. O yüzden bu konuda hastalarımızı mümkün olduğu kadar farklı platformlarda sık sık aydınlatmaya çalışıyoruz. Evet, kalp hastalığının en önemli sebebi aslında şeker hastalığı. Peki kalp hastası olanlar nasıl beslenmeli? Aralıklı oruç diye bir diyet yöntemi de var. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? E, bu beslenme modeliteleri de aslında günden güne bir takım değişiklikler... Evet, e, e, yeni bir trend diye evet, çıkıyor sürekli. Evet, değişikliklere uğruyor. Önceden işte şeker hastalarında özellikle işte 3 tane ana öğün, 3 tane ara öğün, mutlaka 6 öğün sık sık, evet, sık, sık beslenme evet, öyle. tarzında bir... Biliyorum ben e, de yanlış e, mı e, Bu konu çok tartışmalı bir konu. E, bu konunun doğru olduğunu savunan bir taraf var. E, fakat son zamanlarda özellikle aralıklı oruçla elde edilen e, iyi değerlere bakıldığında e, aslında bu tür beslenmenin... E, Şeker hastalığının tedavisinde pek de uygulanması gereken bir yöntem olmadığı konusunda çok ciddi bir bilgi birikimi olmaya başladı. Çünkü ne kadar fazla sıklıkla beslenirsek insülin salınımı vücutta o miktarda fazla olacağı için bundan dolayı vücut kısa bir süre tekrar acıkmaya başlıyor, tekrar acıkmaya başlıyor ve biz biz bu döngüyü sürekli vücudumuzda açlık-tokluk, açlık-tokluk şekli hissetmeye başlıyoruz. Bu da vücut metabolizması açısından çok sağlıklı bir şey değil. Fakat aralıklı oruçta, yani günün belli bir döneminde almamız gereken bütün besin maddelerini alıp geri kalan kısmında ise vücudun yağ yakımına müsaade edici bir beslenme yani günde tarzı. Yani bir öğün mü yiyeceğiz? bir öğün de olabilir. fakat burada bir öğün deyip bir öğün beslenmek tabii ki çok kolay bir şey değil. Özellikle günlük beslenme alışkanlığımızı göz önünde bulundurduğumuzda bu çok pratik olarak uygulanabilir bir şey gibi gelmiyor çoğu insana. Fakat bir noktada başlayıp eğer tek öğün beslenmeye vücudunuzu adapte ettiğinizde bunun hem çok sağlıklı bir yöntem olduğunu, daha önce hissettiğiniz birçok şikayetlerin ortadan kaybolduğunu ve biz bunu laboratuvarda da görüyoruz, birçok sağlıksız laboratuvar parametrelerinin de hızlı bir şekilde düzeldiğini görüyoruz. O yüzden burada bir öğünden ziyade belli bir zaman dilimine beslenme düzenimizi sıkıştırıp geri kalan kısımda da vücudun yağ yakımına müsaade sağlayabilecek şekilde aç kalmasına zaman tanımak lazım. Mesela vücutta. gün içinde 1 ile 3 arası mı beslenecek şeklinde bir zaman dilimi derken nasıl biraz Mesela açıklar Mesela akşam mısınız? kesinlikle belli bir saatten sonra yemek yememek lazım. E bunun da en ideali 6 7 gibi akşam yemeğimizi tamamen sonlandırmak lazım. O saatten Ondan sonra, sonra hiçbir şey yememek yatana gerekiyor. Yatana kadar, uyuyana kadar evet bitkisel çaylar içilebilir. Böyle bir takım kahve içebilirsiniz. Fakat bundan sonra en sık alışkanlıklarımızdan bir tanesi de biliyorsunuz akşam bir televizyon karşısında meyve yemektir. Evet. Ondan sonra kuru yemiş yemektir. Evet. Bunları kesinlikle yapmamak Yapmaması lazım. Gerekiyor. Burada çok güzel bir görselimiz var. Evet. Burada aslında düşük karbonhidratlı beslenme sonuçta standart beslenmenin çok daha... Önüne geçiyor sağlık açısından uh -huh. e, çünkü düşük karbonhidratla beslendiğimiz zaman e, vücutta bir süre sonra e, son dönemde gene gittikçe popüler olan bir e, ketojenik beslenme dönemine vücut evet, giriyor. Evet onu da soracağım e, size. Ketojenik beslenme dönemine giriyor ve bu ketojenik beslenme döneminde de e, vücut açısından hem e, inanılmaz bir enerji kaynağı ortaya çıkıyor hem de karbonhidratın getirdiği, karbonhidrat yakımının getirdiği sağlıklı maddelerin tamamen ortadan kalkmasına sebep oluyor. O nedenle son dönemlerde giderek popüler olan bir beslenme tarzı ketojenik beslenme ile beraber aralıklı oruç dediğimiz beslenme tarzı. Yapılan birçok çalışmada kalp sağlığı açısından da bunun en faydalı, en uyulması gereken beslenme tarzı olduğu ortaya çıkıyor. Birçok çalışmada ki bunlar çok ciddi dergilerde, Uzun dönemdir yapılan çalışmalar, bu tür beslenmenin özellikle kalp hastalıkları açısından hastalarda baktığımız laboratuvar parametreleri açısından çok ciddi bir düzelmeye sebep olduğunu görüyoruz. O nedenle ben hani bütün hastalarıma kesinlikle ve kesinlikle karbonhidrattan mümkün olduğu kadar Uzak. kısıtlı bir diyetle beslenmelerini. Ve mümkün ise de bu beslenme sürelerinin vücutta en azından 14-16 saatlik açlık yaratacak bir düzeyde bir periyotla beraber beslenmelerinin onlar açısından en sağlıklı olacağını düşünüyorum ve bunun da klinik olarak çok ciddi bir şekilde etkilerini görüyoruz. Burada az önce bahsettiğim gibi, evet, 8 saat içerisinde yiyebiliyoruz, 16 saat aç kalabiliyoruz. Bu aslında en basit, en uygulanması gereken bir şey. Fakat şöyle bir bilimsel veri daha var. Eğer biz bu açlık süremizi 16 saatinde ne kadar üzerine çıkartırsak bunun bize sağladığı fayda o kadar fazla oluyor. Özellikle 2016 yılında otofaji üzerinde biliyorsunuz bir Japon bilim adamı Nobel ödülü kazandı. Dünyanın en prestijli ödüllerinden bir tanesi. Burada uzun süreli açlığın aslında vücut ve hücre metabolizması üzerinde çok olumlu etkilerin olduğunu laboratuvarda da gösterildi. O nedenle biz bu açlık süresini eğer 16 saatinde biraz daha üzerine çıkartabilirsek, yani tek bir öğünle beslenebilirsek ya da 2-3 saatlik bir zaman dilimi içerisinde vücudumuzu bu beslenme dönemine adapte edersek, bunun çok büyük fayları olduğunu görüyoruz. Ben son 6 aydır, 8 aydır bu şekilde besleniyorum. Öyle mi? Bu çok ciddi bir kilo kontrolü sağlıyor bir kere ve insanı çok daha enerjik hissetmesine ben sebep oluyor. Ben hissetmiyor musunuz diye tam soracaktım. Tam tersi, tam tersi. Özellikle bu ketojenik diyette en sık karşılaştığımız noktalardan bir tanesi hastalar bize ya az kaloriyle besleniyoruz ama kendimizi acaba halsiz hissetmez evet. miyiz? Tarzında bir endişeleri oluyor. Sadece ilk başlangıç döneminde 2-3 günlük bir adaptasyon döneminde böyle bir halsizlik dönemi oluyor. Fakat ondan sonra vücut buna çok ciddi bir şekilde adapte olup çok daha enerjik hale geliyor. Çünkü bunun sebebi bu dönem içerisinde. Enerji kaynağı olarak biz vücudumuzdaki yağları yakmaya başlıyoruz. Yağların verdiği şey enerji miktarı karbonhidratların verdiği enerji miktarından çok daha yüksek ve evet. çok daha temiz. <laughs> temiz yakıt olarak ben bunu nitelendiriyorum. O yüzden bütün hücrelerimizi, bütün vücudumuzu temiz yakıtla beslediğimiz zaman ortaya çıkan yanma sonrası ortaya çıkan yan ürünler de o derece sağlıklı olduğu için ee, genel anlamda hem enerji seviyemizde art, artma, hem de e, sağlığımızda ciddi bir düzelme'nin olduğunu farkına varıyoruz ve bu da insanları çok ciddi bir şekilde motive ediyor. Ee, benim şimdi bu tarz beslenmeyle e, takip ettiğim hastalarım var. E, onlardan e, bana gelen tepki ya hocam gerçekten de biz enerji seviyemizde çok ciddi bir artış hissediyoruz. Hiç de aslında denildiği kadar zor değilmiş e, diyorlar. Çünkü e, klasik e, düşük kaloriyle beslenme e, döneminde hastalarına büyük şikayetlerinden bir tanesi belli bir süre sonra e, halsizlik hissetmeleri, uykuya meyilli olmaları, enerji seviyelerindeki ciddi bir e, düşüklüğün e, insanları çok rahatsız ettiğini görüyoruz. Bu aslında e, bu az önce bahsettiğim insülin e, salgılanmasıyla ilgili olan bir şey. Eğer vücutta insülin salgılandığı zaman bir süre sonra onun ardından halsizlik, uykuya meyil ve e, enerji düşüklüğünde bir azalma Peki, gözüküyor. Peki diyelim ki 6'dan sonra bir şey yememeye karar evet. verdik ama acıktık. O zaman ne yapacağız? Ee, şöyle bir şey var. Eğer vücut bu sisteme adapte olduğu zaman inanın açlık da hissetmiyorsunuz. Çünkü Hı. bu ketojenik yakılmayla beraber ortaya çıkan keton cisimcikleri beyindeki açlık... Hissetme merkezimizi de aynı zamanda inhibe ediyorlar ve açlık da hissetmiyorsunuz. E, açlık hissetmemizin en önemli sebeplerinden bir tanesi vücutta salınan insülin hormonudur. İnsülin hormonu yüksek seviyede olduğu zaman o kan şekerimizi düşürdüğü için e, açlık hissederiz ve bir şey yeme ihtiyacı hissederiz ve bir şey yeriz onun ardından e, refleks olarak. Fakat bu ketojenik beslenme ya da uzun süreli açlık beslenmeyle Vücudumuzda salınan insülin miktarı çok bazal seviyede ve stabil olduğu için bu açlık hissi de ortadan e, kalkıyor. İnsana inanılmaz bir şeymiş gibi geliyor ama bir deneyip evet. gördükten sonra <laughs> Peki inanın tamamen ikna inan. Peki ne kadar sürede adapte olabiliriz böyle bir şeye karar verdikten sonra? E, bu aslında e, hemen tabii ki vücudun adapte ol olabileceği bir şey değil. İlk önce şuna karar vermemiz lazım. Ben böyle bir beslenme tarzını acaba hayatımın e, merkezi haline getirebilir miyim? Çünkü beslenme bizim en önemli evet. e, aktivitemiz aslında. Evet. Beslenerek vücudumuzu e, sağlıklı bir hale getirebiliyoruz ve hayatımızı o şekilde idame ettirebiliyoruz. O yüzden sağlıklı bir şekilde beslenmeliyiz. Yani vücudumuzu e, gerçek besinlerle beslemeliyiz. E, bunun için de sağlıklı bir yöntem seçmeliyiz. Ee, bu başlangıçta işte bu 16 saatlik açlık dönemi tabii hemen herkesin uygulayabileceği bir şey değil. Biz şöyle yapıyoruz. Ee, başlangıçta bir kahvaltı düzenimiz var. O kahvaltı saatini mümkün olduğu kadar öğlen saatine doğru çekmeye çalışıyoruz. Geç. Ee, her gün böyle bir saat, 2 saat, bir saat, 2 saat biraz daha o süreyi ötelersek yavaş yavaş yaklaşık 2 hafta içerisinde, 3 hafta içerisinde. E, tamamen vücudumuzu e, bu sisteme adapte edebiliriz. Daha kolay ve daha hızlı bir yol var. Ketojenik beslenme. Onu sormak istiyorum. Ketojenik diye hep duyuyoruz. Tam evet. olarak nasıl oluyor? Şimdi bu ketojenik beslenmede vücutta alınan e, karbonhidrat miktarını çok çok alt seviyeye indiriyoruz. Ve vücut e, enerji olarak karbonhidratları değil de kendi daha önce kötü zamanlar için depoladığı yağlarını kullanmaya başlıyor. Bu yaklaşık 48 saatlik bir süreç. 48 saat içerisinde. Vücut kendisinde glikojen olarak, karbonhidrat olarak depoladığı bütün karbonhidrat kaynaklarını yakıp bitirdikten sonra yağları yakmaya başlıyor. Ve ondan sonra da biz vücuda sadece çok az miktarda karbonhidrat verdiğimiz için vücudumuzun temel enerji kaynağı yağlar olmaya başlıyor. Evet. Ve yağlar yakılmaya başladıktan sonra da bu yıkım ürünlerin ara ürünü karaciğerde metabolize olduktan sonra keton cisimcikleri denen iki tane cispe dönüşüyorlar. Ve bunlar bütün hücrelerimizin temel enerji kaynağını oluşturuyorlar. Ve vücudumuzda inanın inanılmaz büyük bir e, enerji kaynağı var, kendi yağlarımız. Ve bunları biz yakmaya başladıktan sonra e, ketojenik beslenmeyle beraber e, ciddi bir şekilde e, kilo kaybı oluyor. Sağlıklı bir kilo kaybı oluyor. Enerji seviyemizde herhangi bir azalma olmuyor. Ve e, hücrelerimizdeki metabolizmayı da sağlıklı bir yöne çevirdiğimiz için de uzun dönemde bütün bu metabolik hastalıkların aslında temel sebebi ortadan kalkmış oluyor ve çok daha sağlıklı bir yaşama adım adım yaklaşmış oluyoruz. Peki ketojenik diyet için yani meyve sebze normal yeniyor mu hocam hiç, bu ketojenik diyette bir kere meyve neredeyse hiç yok. Çünkü meyve, me hiç, me yok. meyve hiç yok. Çünkü meyvelerde çok fazla hiç miktarda fazla miktarda fruktoz var. Fruktoz ketojenik beslenmeyle hiç uygun olmayan bir şey. O yüzden bu dönemde meyveleri tamamen kesiyoruz. unlu mamulleri tamamen kesiyoruz. Sadece sebzelerden Et... Evet. E besleniyoruz. Et tabii ki protein kaynağı mutlaka olması lazım. Çünkü protein vücudumuzun en önemli yapı taşı, evet. bütün hücrelerimizin yapı taşı. O yüzden vücudumuz için gerekli olan proteini mutlaka almamız lazım. Yoksa kendi kas yapımızdaki proteinlerden kaybetmeye başlıyoruz ve o ciddi bir kas erimesi oluşturabiliyor. O nedenle herkesin ideal vücut ağırlığına uygun miktarda mutlaka protein alması gerekiyor. Önceden şöyle gene bir yanlış düşünce vardı. Hani biz mutlaka fazla miktarda proteinle beslenmemiz lazım diye bir düşünce vardı. Artık onun da çok geçerli olmadığı birçok çalışmayla günümüzde ispatlanmış durumda. kilo başına ideal kilo başına normalde 0.6 0.8 gram kadar bir protein 0.6 kilomuzun 0.6'sı kadar mı? Evet. 0.6. Yani 70 kiloluk bir insanda 700. Onu 0.6'ya çarptığınızda işte 42 45 hadi 50 gramlık bir 50, gram. 50 gramlık ne bir kadar Protein ihtiyacı aslında vücudumuzun bütün evet. ihtiyacını karşılıyor. İnanılmaz bir şey. normalde her gün vücudumuzda 300 gram kadar bir protein yapılıp yıkılıyor. Vücudumuz 300 gram kadar protein yapıyor. Fakat bunun önemli bir miktarını kendi proteinlerini yıkarak tekrar yapıyor. Hı hı. E, o yüzden aradaki işte esansiyel amino asitlerle beraber almamız gereken protein yaklaşık 50-60 yani gram kadar bir protein. Yani bir yumurta mı oluyor hocam? Hayır bir proteinde yaklaşık bir yumurtada yaklaşık 4-5 gram kadar protein az, var. Tamam. Evet. Et e, kutla yememiz gerek. Şöyle 100 gram 100 gram bir ette 25-26 gram kadar protein vardır. Öyle düşünmek lazım. Hı hı. Yani toplam 200 gramlık zaten öğünlerimiz aslında bir öğünde 150-160 gram evet. kadar bir et vardır, tavuk vardır ya da balık vardır. fazla abartmadan bir öğünlük bir et olabilir, tavuk olabilir, balık olabilir onunla ya da bunlar bitkisel proteinler de olabilir. Onlarla eğer vücudumuzda bir öğün protein alırsak bu günlük ihtiyacımız olan vücudun protein açığını tamamen karşılamış oluyor geri kalan e, kısımdaki enerji kaynağımız da zaten vücuttaki mevcut yağlarımız olduğu için evet. aslında e, vücut çok sağlıklı bir şekilde kendi dengesini hızlıca bul bulabiliyor. E, o nedenle hani ketojenik beslenme evet e, çok sağlıklı beslenme yöntemlerinden bir tanesi çok kolay değil e, fakat vücut buna bir kere adapte olduğu zaman e, aradaki farkı görüp e, aslında bir şekilde buna bağımlı hale geliyorsunuz zaman zaman ketojenik beslenme ...lerle beraber e, vücutta bir nevi aslında bir detoks yaratmış oluyorsunuz. E, çünkü açlık e, yani otofaji e, vücudun en önemli detoks yöntemlerinden bir tanesi. O yüzden zaman zaman aç kalarak gün içerisinde açlık saatlerini mümkün olduğu kadar uzun tutarak... ...aslında bu e, içsel detoksumuzu e, yaparak vücudumuzu çok daha sağlıklı bir hale getirebilir... Ve beklenen yaşam ömrümüzü de oldukça uzatabiliriz sağlıklı bir şekilde. Çok güzel. Sizin eklemek istediğiniz bir husus var mı? Ee, ben kalp cerrahıyım. Evet. Herkes bana soruyor, yani diyetle beslenmeyle niye bu kadar ilgileniyorsun diye. Ben de şöyle tarif ediyorum. Bir kalp cerrahı olarak aslında biz iceberg'in sadece görünen kısmına hitap ediyoruz. Bizim hastalarımız kalp damar hastalıklarının en ileri seviyesinde olan hastalıklar. Hı -hı. Fakat suyun altında iceberg'in aslında görünmeyen kısmı çok daha büyük bir kitle. O nedenle bir hekim olarak bizim en önemli, en öncelikli görevimiz bütün hastalara ve bütün insanlara doğru doğru bilgiyi doğru bir şekilde verebilmek. Bunun da en önemli yöntemi aslında beslenme. O yüzden biz insanlarımızı doğru beslenmeyle buluşturabilirsek, aslında bu ayspergin üzerine görünen kısım da giderek azalacaktır, evet. giderek küçülecektir. E, o nedenle e, bu beslenmeyle de e, çok yakın bir şekilde ilgilenmeye başladım. Hı hı. Bir de hastalarımızın bize sorduğu en önemli şeylerden bir tanesi, hocam ameliyat oldum, ameliyattan sonra nasıl beslenmem lazım diye. O yüzden e, sağ olsunlar bizim söylediklerimizi de çok e, önemli dinleyip uygulamaya koydukları için bu konuyla da çok yakın bir şekilde e, ilgilenmeye başladım ve geldiğimiz noktada e, işte gelişmeleri takip ederek e, bu konuda yapılan çalışmaları takip ederek e, kalp hastalıklarındaki en sağlıklı beslenme nedir e, konusunda belli bir bilgi birikimim oluştu. Bu bilgi birikimimi de işte böyle sizler vasıtasıyla her platformda, her fırsatta hastalığımla e, paylaşmaya çalışıyorum. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz değerli bilgiler için. Değerli izleyiciler yarın sağlık gündeminde tekrar görüşmek dileğiyle sağlıklı günler.